أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين Sevgili dinleyicilerim, hepinize hayırlı iftarlar ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yüce Rabbim şu Ramazan-ı Şerif'in feyzinden ve bereketinden hepimizi istifade ettirmeyi, müstefil olmayı nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in sonlarına doğru gidiyoruz. İnşallah rahmetinden, mağfiretinden, cehennemin azabından azat olmuş, kurtulmuş bir şekilde, kabir gecesini ihya etmiş bir şekilde bayrama ulaşmayı Rabbim hepimize niyaz eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, sizlere bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in değerini ve faziletini ifade eden ayeti celile gereği mucibince inşallah Kur'an'ın feyzinden ve bereketinden bahsetmek istiyorum. Allah Celle Celaluhu Şenru Ramazanil lezî unzile fîhil Kur'an buyurur. Ramazan ayı, Ramazan-ı Şerif ayı öyle bir aydır ki içerisinde Kur'an'ın inzal olunmuş olduğu bir aydır diyor. O halde geliniz bu iftar vaktinde Yüce Rabbim Kur'an'ı bizlere nasıl tarif etmekte, nasıl tanıtırmaktadır? Evet, Kur'an Yüce Rabbimin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail aracılığıyla indirmiş olduğu eskilerin ifadesiyle kelam-ı kadimdir. Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarını Cebrail-i Emin Hazreti Peygamber'e indirir. Peygamber-i Dişan Efendimiz vahiy katipleri aracılığıyla Kur'an'a inen vahiyleri yazdırır. Tevatüren yalan üzere birleşmeleri imkanı olmayan kişiler tarafından tevatüren bize kadar nakledilir. Okunmasıyla ibadet edilen ilahi bir kelamdır Kur'an-ı Azimüşşan. Yüce Rabbimiz Kur'an'ı bizlere, kendisi Kur'an'a Kur'an ismini veren Allah Celle Celaluhu, Kur'an'ı bizlere şöyle tarif eder. Yasin vel Kur'anil Hakim. Vel Kur'anil Hakim. Hikmet sahibi olan Kur'an'a yemin olsun ki der. Sa'd vel Kur'an-ı Zikridir. Öğüt sahibi olan Kur'an'a yemin olsun ki buyurur. Kaf vel Kur'anil Mecid. Şeref sahibi olan Kur'an'a veya bir diğer ifadeyle şerefli kılan Kur'an'a, kendisine tutunan, emirlerini yerine getiren, yasaklamış olduğu her bir şeyden uzaklaşmak suretiyle Kur'an'a sımsıkı tutunan insanları ve müminleri şerefli kılan Kur'an'a yemin olsun ki İnnehu li Kur'anun kerim fi kitabim meknun. Muhakkak ki o Kur'an kerimdir, değerlidir, makamdadır. Aziz kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kur'an'ı bu şekilde bizlere Kur'an'ın geçmiş olduğu ayeti celileleri hikmet sahibidir, öğüt sahibidir ve korunmuş bir mevkidedir. İnnehu li Kur'anun kerim fi kitabim meknun. Korunmuş olan bir kitapta olduğunu beyan eder. Hikmet sahibidir Kur'an, öğüt sahibidir Kur'an ve Yüce Rabbimiz tarafından indirilmiştir Kur'an. Hazreti Cebrail aracılığıyla Resul-i Ekrem'in kalbine ilka edilmiş Kur'an. Bakara suresindeki ayeti celilede Hazreti Cibril'e emine düşman olanlara Allah Celle Celaluhu o Cibril'e emin ey Muhammed onu senin kalbine indirendir buyurmak suretiyle Kur'an-ı Azimüşşan'ı Cibril-i Emin aracılığıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiş. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş. Öyle Mekkeli müşriklerin ifade ettiği gibi Hakka suresinde bir kahinin sözü değildir, bir şairin sözü de değildir. Resul-i Ekrem kendisi tarafından onu dile getirmiş olduğu ilahi bir kitap da değildir yine Kur'an. Kur'an Allah Celle Celaluhu onu kendi katından indirmiş olduğu ilahi bir kitap olarak Kur'an'ı bizlere Yüce Rabbimiz bildirir, takdim eder. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ
Allah'ın dışında bir varlık tarafından uydurulmuş değildir Kur'an. وَلَاكِنْ تَسْدِيكَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ O Kur'an alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Kıymetli kardeşlerim, öğüt olan, şerifli olan ve şerifli kılan, hikmet sahibi olan o Kur'an kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ İşte bu bir kitaptır. لَا رَيْبَ ف۪يهِ Onda hiçbir şüphe yoktur. Yine Kur'an alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinden de bir şüphe söz konusu asla değildir. لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ buyuruyor Yüce Rabbim. Onda şüphe yoktur ki alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Aziz kardeşlerim, Yüce Rabbimiz farklı ayeti celilelerde bizlere Kur'an'ı şöyle anlatmakta, şöyle tanıtmaktadır. يَا يُنَّاسِ Ey insanlar! قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِدَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Sizlere Rabbinizden bir öğüt gelmiştir. Ve şifâ-ı limâ fissudûr. Sinelerinizde bulunan her türlü sıkıntılara, hastalıklara bir şifadır o Kur'an. Ve hudân ve rahmetun lil müminîn. İman eden kimseler için bir rahmet ve bir yol göstericidir. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kur'an'ı böyle tarif ediyor bizlere. Bir öğüt olduğunu dile getiriyor. Bir şifa olduğunu dile getiriyor Yüce Rabbim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا O Kur'an'dan indirmiş olduğumuz şeyler şifaun, şifadırlar diyor. Müminler için diyor bir rahmettir diyor. Zalimlerin ise zarar ve ziyanlarını artırır diyor. İşte Kur'an, ey insanlar, Rabbinizden sizlere indirilmiş bir öğüttür. Ve şifaun lima fissudur. Sinelerinizde bulunan, gönüllerinizde bulunan her bir şey için bir şifadır. Ve huden ve rahmetun lil müminin, iman eden kimseler için bir rahmet ve bir yol göstericidir. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an insanlık alemi için bir rehberdir. Kur'an iman eden kimseler için de bir rehberdir. Huden lin nas buyuruyor Yüce Rabbim, bütün insanlara yol göstericidir. Ama özelde ise huden ve rahmetun lil müminindir. Müminler için bir rahmet ve bir kılavuz, bir yol göstericidir. Allah Celle Celaluhu, kul de ki ey Muhammed, bi fadlillahi ve bi rahmetihi, işte Allah'ın faziletiyle, onun rahmetiyle, fe bizalike fel yefrahu, işte bununla onlar sevinsinler diyor. İnsanlar, işte Allah'ın rahmetiyle ve faziletiyle bunlarla sevinsinler. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizlere Kur'an'ı böyle tarif ediyor. Bi fadlillahi ve bi rahmetihi, Allah'ın fazlı, Yüce Rabbimizin rahmeti, Kur'an. Aziz kardeşlerim, yine Yüce Rabbimiz Nisa suresinin son bölümünde Kur'an'ı bizlere şöyle tarif etmektedir. Ya eyyühennas, ey insanlar! قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden sizlere bir burhan, bir delil gelmiştir. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا Biz sizlere apaçık bir nur indirdik diyor. Aziz kardeşlerim, Kur'an nur mubindir. Nur, ışık demek, aydınlık demek. Mubin dediği apaçık demek veya açıklayıcı demektir. Yani Cenab-ı Hak, biz sizlere Rabbinizden bir burhan geldi buyurmak suretiyle Aziz Peygamber aleyhissalatü vesselam'a dile getirir. Ve enzelna ileykum nuran mubina diyor. Biz sizlere aydınlatıcı, açıklayıcı bir nur, yani bir ışık indirdik buyuruyor. Kur'an nuru mubin olarak Yüce Rabbimiz bizlere Kur'an'ı tarif etmektedir. İnsanların gönül dünyalarını, insanların hayatlarını aydınlatan, rehber olan, bir yol gösterici, bir aydınlatıcı, bir nur, bir ışıktır Kur'an alim-i şan. Yüce Rabbimiz فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ Şu kimselere, iman eden kimselere, Allah'a iman eden ve Allah'a sımsıkı tutunanlar, Allah'a sımsıkı tutunmak demek, yani Kur'an'a sımsıkı tutunanlar, فَسَيُدَخِلْهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ Allah Celle Celaluhu kendinden bir rahmeti ve fazileti onları giydirecektir. وَيَهْد۪يهِمْ اِلَى اِسْرَاتَ مُسْتَق۪يمَ Ve onları dosdoğru yola Cenab-ı Hak iletecektir. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizlere Kur'an'ı anlatırken, ey insanlar, sizlere Rabbinizden bir burhan gelmiştir.
biz sizlere aydınlatıcı yapacak bir nur, aydınlık veya açıklayıcı bir ışık, bir aydınlık, bir nur verdik diyor. Allah'a iman eden ve ona sımsıkı tutunanlar, yani Allah'a sımsıkı tutunmaktan ziyade Kur'an'a sımsıkı tutunanlar, Allah Celle Celaluhu onları rahmetine giydirecek. Cenab-ı Hak onları faziletine giydirecek ve onları dosdoğru yola iletecektir. Aziz kardeşlerim, yine Maide suresinin 5. 15 ve 16. ayeti celilelerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ Muhakkak ki sizlere Allah'tan bir nur, aydınlık ve açıklayıcı bir kitap gelmiştir. اِهْدِي بِاللّٰهُ مَنِ اتَّبَعِ رِضْوَانِهُ سُبُلَ السَّلَامُ Allah Celle Celaluhu onunla, yani o nurla, o açıklayıcı yapacak olan o kitapla rızasına tabi olan kimseleri esenlik ve selamet yollarına ulaştırır. Ve yuhricuhum minel zulümat ile nur bi iznihi, kendi izniyle ve yine onları zulümat ve karanlıktan nura ve aydınlığa çıkarır. Ve yedihim ila sıratı müstakima ve yine onları dosdoğru bir yola ulaştırır. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an bir nurdur. Kur'an kitabı mübindir. Yüce Rabbimiz bu kitapla, o nur olan Kur'an'la rızasına tabi olan kimseleri esenlik yurduna, karanlıklardan aydınlığa, dosdoğru bir yola çıkarır. O halde Kur'an hidayet yoludur. Kur'an insanların dalaletten hidayete çıkmalarını, hakka yönelmelerini sağlayan, insanların dosdoğru yola iletilmelerini, dosdoğru yol üzere bulunmalarını sağlayan ilahi bir kelamdır Kur'an. Kıymetli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı İbrahim suresinin son bölümünde Yüce Rabbimizin bir tebliği olarak bizlere sunmaktadır. İnsanların kendileriyle uyarılması için gönderilmiş olan, akıl sahiplerinin ibret alacak oldukları bir kitap ve Cenab-ı Hakk'ın kendi zatından başka bir ilahın olmadığını insanlık alemi bilmesi için, öğrenmeleri için Yüce Rabbimiz tarafından gönderilmiş ilahi bir kitap olduğunu anlamaktayız. İbrahim suresinin 52. ayeti celilesinde hâdâ belâgun linnâs. İşte bu insanlar için bir bildiridir. İnsanlar için bir tebliğdir. Ve liyunzerû bihi. Onunla insanlar uyarılsın diye vardır. Ve liya'lemû ennemâ huve ilâhu vâhidun. İnsanlar Allah'ın tek bir ilah olduğunu bilmeleri içindir. Ve liyezzekkara ulul elbâb. Akıl sahipleri ibret alsınlar, gönül gözleri açılsınlar diye Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı bizlere indirmiştir. Yani Kur'an insanlara bir tebliğdir. İnsanlara Allah tarafından bir bildiridir. İnsanlar onunla uyarılmaları için, ikaz edilmeleri için gönderilmiş ve insanların Allah'ın dışında hiçbir ilah olmadığını bilmeleri ve akıl sahipleri, feraset ve basiret sahipleri ibret almaları için Kur'an, Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı indirmiş ve göndermiştir. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an Azimüşşan her şey için bir açıklama, Allah'a teslim olan kişilere bir müjde ve bir rahmet olduğunu Yüce Rabbimiz bizlere bildirir. Ve nezzelnâ aleykel kitâb, biz sana kitabı indirdik. Evet, Kur'an'ın adı kitaptır. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Muhakkak ki o Kur'an'ı, o kitabı biz indirdik. Muhafazası ve koruması da kıyamete kadar bize aittir buyuruyor Yüce Rabbim. İşte biz sana kitabı indirdik. Yani o Kur'an'ı, o kitabı sana indiren biziz. Bizim dışımıza hiçbir varlık o kitabı sana indiren değildir. Ve nezzelna aleykel kitab. Sana kitabı biz indirdik. Tibyanen li kulli şeyin. O kitap her şey için bir açıklama, her şeyle alakalı bir bilginin bulunmuş olduğu ve hudan ve rahmeten. O kitap ki yol gösterici ve rahmettir ve büşralil müslümin, Allah'a teslim olanlar için müjde. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kur'an'ı bizlere bu ayeti celilede şöyle bahsetmektedir. Müslümanlar için, Allah'a teslim olanlar için bir müjde, bir rahmet, bir yol gösterici olmak üzere her şeyi açıklayıcı olarak kitabı sana biz indirdik buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim,
Allah Celle Celaluhu Kur'an'la aslında meydan okumaktadır. Muarızlara muhalefet edenlere, inkar edenlere, Mekkeli müşriklere, Allah'ın varlığı ve birliğini kabul etmeyenlere, Yüce Rabbimiz bununla beraber Kur'an'la meydan okumakta kendi varlığını ortaya koymaktadır Yüce Rabbim. Ayet-i Celile'de Allah Celle Celaluhu kul fe'tu bi sureti min mithlihi ve du'u men istada'tum min dunillahi in kuntum sadikin. Peki ey Muhammed, eğer onu em yekulun iftarahu, eğer onlar senin bu Kur'an'ı uydurduğunu, kendi kişiliğinden, kendi zatından onu meydana getirdiğini onlar söylüyorlarsa, bu konuda iddialıysalarsa, şunu onlara söyle. Fe'tu bi sureti min mithlihi. Kıymetli kardeşlerim, bu ayet-i celilinin bir benzeri İsra'da, diğeri Bakara suresinin baş tarafında. Onlara şunu söyle. Fe'tu bi sureti min mithlihi. Ona benzer bir suresini getirsinler. Bir başka ayet-i celilinde benzer bir ayet-i celilesini getirsinler diyor. Ve du'u men istada'tum min dunillahi in kuntum sadikin. Eğer onlar sadıklarsa, yani sözünde doğruylarsa, Allah'ın dışında güçlerini yettiği herkesi de çağırsınlar, davet etsinler de onun bir benzerini getirsinler buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, şu Ramazan-ı Şerif'te, Kur'an ayında Yüce Rabbimiz Kur'an'ı bizlere özetle şöyle tarif etmektedir. Kur'an, tenzilü mir Rabbil alemin, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş bir kitaptır. Yine Kur'an, Cibril-i Emin'in Hazreti Peygamber'e bir hak olarak, hakikat olarak indirmiş olduğu, Hazreti Peygamber'in gönlüne ilka etmiş olduğu ilahi bir kitaptır. Yine Kur'an bir nurdur, Kur'an hidayettir, Kur'an rahmettir. Kur'an muarızların kendisini meydana getiremeyecek oldukları mucizevi bir kitaptır. Kur'an'la Yüce Rabbimiz muarızlarına meydan okumuş olduğu bir kitaptır. Kur'an bir hikmettir. Kur'an aslı levh-i mahfuzda bulunan bir kitaptır. Kur'an sahibine şefaat edecek olan, sahibini yüceltecek olan ilahi bir kitaptır. Peygamber-i Dişan Efendimiz'in beyanıyla Kur'an Allah'ın ziyafet sofrasıdır. O ziyafet sofrasından dilediğiniz kadar istifade edin buyurur. O halde geliniz şu Ramazan ayı şerifinde. Ramazan'ın çıkmasıyla ahir ömrümüzde hayatımızda Kur'an'ı yer alalım. Kur'an'ı rehber edinelim. Kur'an'ın emir ve yasaklarını talim edelim, öğrenelim ki Rabbimizin rahmetine, mağfiretine nail olalım. Hepinize hayırlı iftarlar ve hayırlı Ramazanlar dilerim.